Aa hocam, ben de tam sizi çağırmaya geliyordum. Ekrem Bey sizi bekliyor. Hayırdır? Şimdi hani şu Zehra Hanım'ın annesinin tablosunu Ünsal Bey buldu sanmıştık. Hepimiz çok sevinmiştik ya. Onu Ünsal Bey bulmamış. Kara Faruk bulmuş. Ulan şimdi ayvayı yedik. Başımıza ne gelecek acaba? Bu Ekrem Bey, senden vazgeçtim. Zehra'yı Kara Faruk'la evlendireceğim demesin şimdi. İyi akşamlar. Oo, iyi akşamlar. Şöyle geç hoca. Sana güzel bir haberim var. Evet efendim, hayırdır, nedir bu haber? Bu hafta sonu nişan yapıyoruz. Baktım sizin acele edeceğiniz yok. Hemen nişan kararını al. Kaç haftadır nikah tarihi alın diyorum. Sizden çıt yok. Bu hafta nişan var. Hiç itiraz istemiyorum. Hazırlıklara hemen başlayın. Peki efendim. Nasıl isterseniz. Nişanı yapın. Hemen sonra da yıldırım nikahı. Üşütüp hasta olayım da nişanlanmaktan kurtulurum diyorsan, zatürre olmak çok iyi bir fikir değil. Nişanlanmaktan kurtulmak isteyen kim pardon? Pek de hevesli değilsin galiba, değil mi? Yo, artık zamanı geldi. Niye mutsuzsun o zaman? Yani Ziya Hoca'ya da nişanlanıyorsun. Sevdiğin adamla sorun mu yaşıyorsun? Bir sorun yaşamıyorum Semih'ciğim. Mutsuz da değilim ayrıca. Sadece içerideki olaydan dolayı keyfim kaçtı hepsinden. Bu kız Ziya Hoca'yı sevmiyorsa neden evlenme kararı aldı? Ne iş çeviriyor bunları, anlamadım gitti ya. Merhaba. Gel Ziya. Merhaba. Hava soğuk. Bu havada yürüyüşe çıkmasaydın Zehra'cığım. Nerelerdesiniz siz ya? Deminden beri sizi arıyorum. Hep böyle yan yanasınız bu aralar. Maşallah. Ne güzel, eski günlerdeki gibi. Ben yürüyüşe çıkmıştım. Semih de yürüyüşe çıkmış. Aynı evde kalıyoruz ya Melis'ciğim. Bu yüzden bahçede karşılaşmamız çok olası bir durum. Geçmişi yad etmiyoruz yani. Niye gerildin şimdi Zehra'cığım? Hayır yani, neden bir açıklama yapma gereği duyuyorsun ki? Zehra seni Kara Faruk ile aldatıyor Ziya Hoca. Aa, uyu bakalım sen. Ulan yine ne düşünüyor acaba bu tilki surat? Semih'ciğim hadi biz içeriye girelim. Burası yeterince soğudu. Hem belki müstakbel nişanlılar baş başa kalmak isterler. Hay hay. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Soğukta fazla durmayalım bence. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Utanç verici olay. Ulan ben ne bileyim hangisi? Arkadaş nasıl bir kafayla yapıyorsun şu bulmacaları ya? Şu Semih denen var ya, öyle bir ayar oluyorum ki kafasını gözünü kırmamak için zor tutuyorum kendimi. Kardeşim senle niye bu kadar takıyorsun ki ya? Bırak. Bırak içinde patlasın lavuğun. Sinsi lan, sinsi. İnce ince sokuyor lafları. Ya soksun, Allah Allah. Amma büyütüyorsun be kardeşim. Sonuçta Zehra ile sen nişanlanıyorsun. Allah Allah, bırak ayar olsun lavuk. Allah'ım ya Rabbim ya. Zehra ile nişanlanıyorum da ne oluyor sanki? Kız beni değil Kara Faruk seviyor. Abba, kardeşim Kara Faruk sensin ya. Yine şizoya bağladın. Ya tamam Şevket, benim de. Kız biliyor mu benim Kara Faruk olduğumu? Ya dönüyorsun, dolaşıyorsun dağları, okyanusları aşıyorsun, gelip aynı mevzuya takılıp kalıyorsun ya. Kara Faruk sensin oğlum. Ya Şevket, kız beni sevmiyor ki oğlum. Elimi tutunca bir şey hissetmiyor ki. Göz göze bakınca böyle bir eriyip gitmiyor. Neyse işte ya. Benim ne yapıp edip Kara Faruk'tan vazgeçirmem lazım bunu. Gittik kendi elimizle kızı aşık ettik herife ya. O zaman kardeşim yapılacak tek bir mevzu var. Çıkacaksın karşısına, diyeceksin ki my name is Kara Faruk. Mevzu bu. Ya bir sus sen de Allah aşkına. İlkokul seviyesi İngilizcenle artistlik yapma bana burada. Kara Faruk. İyi ki geldiniz. Ben de sizi görmeyi çok istiyordum. Annemin
tablosunu siz bulmuşsunuz. Çok minnettarım size. Çok teşekkür ederim. Zehra Hanım. Ben buraya gideceğimi söylemek için geldim. Anlamadım. Gidiyorum buralardan. Nereye gidiyorsunuz? Niye gidiyorsunuz? Bakın hiçbir yere gitmeyin lütfen. Siz etrafımda olduğunuz zaman ben kendimi çok güvende hissediyorum. Zehra Hanım bakın siz yakında nişanlanacaksınız. Bence durumu daha fazla zorlaştırmayalım. Bir dakika biz bu kararı daha bir saat önce aldık. Siz nereden biliyorsunuz benim nişanlanacağım? Ah lan ah. Salak kafam illa bir pot kıracaksın değil mi? Yani bunun haberini almama gerek yok. Sonuçta sözlüsünüz. Elbet bir gün nişanlanacaktınız. Kendiniz de söylediniz işte. Ama durum sandığınız gibi değil. Ben bunu açıklayabilirim size. Lütfen Zehra Hanım. Durumu benim için de, kendiniz için de daha fazla zorlaştırmayın. Ben başkasının nişanlısıyla bu şekilde görüşmeyi kendime yakıştıramam. Tamam, duygular başka. İnsan engel olamıyor olabilir. Ama insan yaşadıklarına engel olmak zorunda. Ziya Hoca ile evleneceksiniz. O iyi bir insan. Onu sevmeye çalışın. Sevilmeyi hak eden bir adam o. Beni yalnız bırakmasan her şeyi anlatacağım.